benim en iyi yardımcım. Merhaba Ahmet. Bugün yine çok neşelisin. Hayırdır? Ne olduğunu söylemeyecek misin? Karne mi aldın? Bütün notların peki mi? Peki notların peki ise niçin ortalaman 100 değil acaba? Anlaşıldı. Disiplinden iyi not almamışsın. Üzülme, biraz çalışırsan disiplinden de tam puan alırsın akıllı çocuk. Başka bir şey de mi var? Evet, o ne? Aa, ne büyük bir ödül. Hemen aç bakalım içinde ne var. Ne güzel bir robot. Gerçekten çok hoş. Sen bunun oyuncak olmadığını mı söylüyorsun? Bu gerçek bir robot mu? Pekala, bu gerçek robot ne işe yarıyor? Ne? Onu ödevlerini yapmak için mi kullanacaksın? Bütün defterini çizmeden ona engel ol. Ahmet, onu engellemelisin. Ahmet, o süpüremez. Hayır Ahmet, bunu yapma. Bir oyuncak süpürmekten anlamaz. Tamam, üzülme, düzelir. Gördün mü? Onun oyuncak bir robot olduğunu söylemiştim. Onun uçabileceğini mi düşünüyorsun? Robot Bey, lütfen ileri gitme. Gerçek robotlar bile birçok işi yapamıyor. Bakalım akıllı kalem bizlere neler anlatacak. İnsanın bulduğu icatların çoğu işlerimizi daha da kolaylaştırmak içindir. İnsanın kendi işini görmesi için yaptığı ilk kukla muhtemelen korkuluktu. Ama ne yazık ki korkuluklar hareket edemiyorlardı. İşte bu yüzden insan daha etkin ve daha işe yarayabilecek bir şey yapmak istiyordu. Fakat her seferinde bir sorunla karşılaşıyordu. Ve her seferinde değişik bir şey yapmaya çalışıyordu.
İnsanın icat ettiği ilk otomatik araç su saati olmuştur. İşte bu metottan yararlanılarak sabit bir işi tekrar eden kuklalar yapıldı. Yıllar sonra insan gerçek robot yapmayı başardı. Bu mekanik makinalar ağır yükleri kolayca bir yerden başka bir yere taşıyabilmektedir. Robotlar tekrarlanan işlerin yapılmasında çok uygun makinelerdir. Tekrarlanan işler insan zihnini çok yorarlar. Ancak robotların yorulacak bir zihni yok. Ayrıca bütün robotların insan şeklinde yapılmadığını da bilmelisin. Birçok robot sadece birkaç koldan oluşur. İnsan ve robot arasındaki en büyük fark, robotların akıl ve üreticilikten yoksun olmalarıdır. Robotlar matematik hesaplamalarını hızla gerçekleştirebilirler, ancak düşünemezler. Şimdi robotların neler yapıp yapamayacaklarını anladın mı? Düşünmek, hayal etmek ve üretkenlik, Allah'ın insana bağışladığı nimetlerdir. İnsandan başka hiçbir varlık bu yeteneklere sahip değildir.